Merhabalar. Hoş geldiniz ya hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin hayatım ya. Hoş buldum canım. Hoş geldin Ziya Hoca. Hoş bulduk. Semihciğim, Zehra'nın sözlüsüyle ilgilenmesi gerekiyor. Aa, siz de Melis'te çıkın, gezin. Eğlenin bari. Olur, çıkarız birazdan. Pardon. Efendim Senincim. Zehra'cığım, bütün hesaplar birbirine karışmış yine. Yani iki müşteri fatura istedi. Tamam, faturalar kesilmiş ama arıyorum, arıyorum. Hiçbir yerde yok. Tamam canım, sakin ol. Ben geliyorum hemen. Ne olmuş? Ofiste yine bütün hesap kitap birbirine girmiş. Faturalar da ortada yokmuş. Bir güvenebileceğimiz bir yönetici bulamadık ya. Peki ne olacak şimdi yani? Kız delirmek üzere. Yalnız ofiste. Gidip yardım edeyim bari. Ofise geçmem lazım. Ziya Hoca da seninle gelsin. Yalnız gitme. Hep aklım sende kalıyor. Hoca, beraber gidin. Tabii, tabii efendim. Gideriz biz. Çıkalım o zaman. Ben de geleyim sizinle. Hem oradan belki başka yere geçeriz, ha? Aa, iyi olur bak. Belki birlikte iş de konuşursunuz, değil mi? İş mi? Evet. Sen Amerika'ya dönmek istemiyorum demedin mi? Bak, iyi olacak, hastanın ayağına doktor gelirmiş derler, değil mi? Ne işi dedeciğim? Anlamadım ben. Biraz evvel sen demedin mi bir yönetici bulamadık diye? Semih'ten daha güvenilir birini mi bulacaksın ha? Bak, istediğin adam karşında. Şirketi buna, bunu şirkete teslim et, o şirketi uçursun. Yani ben bilemedim ki. Henüz Türkiye'de kalmaya bile kesin olarak karar veremedim ama. Yok Semih'ciğim, yok. Bak, bu bence de çok iyi fikir. Şimdiden hayırlı olsun. Evet amca. Semih, biz niye daha önce bunu düşünemedik ki? Çok güzel olur gerçekten. Ne oluyoruz lan? Herife bak. Ahtapot gibi her yerden sarıyor arkadaş. Bir şeyler yapmam lazım. Günün her anında Zehra'nın yanında olacağım. Kafana her çevirdiğinde önce beni, sonra Zehra'yı göreceksin. Olmaz. İmkanı yok. Zehra'yı senin gibi bir çakalla aynı iş yerinde yalnız bırakamam. Kıskançlıktan çatlayacaksın hoca efendi. Hadi çıkalım mı o zaman? Ben de geliyorum. Yani önce ofise geçeriz. Oradan da başka bir yerlere çıkarız, olur mu? Olur. Hadi hazırlanın da gidelim. Ben hazırım zaten. Ben hemen hazırlanıp geliyorum. Yardım edeyim. Sen de canımı sıkan bir şeyler var ama ne bulacağım sen hiç merak etme. Zehra seni değil kara faruğu seviyor ama neden seninle evleniyor? Zaten Zehra'nın seni sevmediğini hemen anlamıştım. Sen de çözemediğin bir şeyler var Ziya Hoca ama çözeceğim. Sen hiç merak etme. Artık kıyafetlerimi. Evet. Yani böyle iddiasız giyinmeye devam ettiğin sürece ben seçeceğim. Yani anlamıyorum. Hani bu kadar ünlü markaların en rüküş kıyafetlerini nasıl seçiyorsun? Ha tabii, bu da bir yetenek. Uf, anne rahat bırak beni ya. Ya insanlar aşağıda bekliyor. Sana cevap vereceğim, yetiştireceğim diye insanları bekledin mi? Ay bana cevap yetiştirme zaten. Yani ben senin iyiliğin için söylüyorum. Ya bak, hala Semih'in ilgisini çekemedin. Zehra'nın peşinden ayrılmıyor. Ne yapayım anne? Semih'in gönlü bana çevrilsin, büyüsün mü yapayım? Sen büyüleyeceksin onu. Bakışlarınla. Ay öyle boş boş bakarak değil. Yani bir kadının en önemli silahı bakışlarıdır. Bir bakacaksın, onu söyleyeceksin. Bir bakışınla hem meydan okuyacaksın, hem teslim alacaksın. Ha. Bir de öyle çok kakara kikir olma. Baş başa kaldığınızda böyle mahcup kız tavırlarını elden bırakma. Biraz nazlı, biraz çekingen ol. Anne, 40 yıllık Semih'ten mi çekineceğim? Çekinme zaten de, seni eğlenilecek kız sensin. Yani
Kadın dediğin böyle erkekte saf, temiz duygular uyandırmalı. Geçti o eski kafalar anne, geçti. Ay eski kafaymış, eski kafaymış. Bak ne demişler? Kadın dediğin su gibi olmalı. Ne içmeye, ne içmemeye yürek dayanmalı. Ha, düşün, düşün, düşün bakalım. Ne içmeye, ne içmemeye. Bu ne demek ya?